Evet efendim, muhabbet bağını tazeleme zamanıdır. Eyvallah. Buyurduğunuz gibi. Biz bugün öğrenmiş olduk. Hiç dikkat etmemişiz. Tabii takvime bakma alışkanlığımız pek edinemedik bunu. Halbuki bakmak da lazım. Zira şemsi yıl itibariyle, yani miladi takvim olan Haziran, Temmuz falan diye isimlendirilen bu aylar ve günler itibariyle, biliyorsunuz dün akşam Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ahireti şereflendirmesinin seneyi devriyesiydi. Hani iki can serveri Efendimiz 12 Rebiülevvel'de doğdular, dünyayı şereflendirdiler. 12 Rebiülevvel'de Medine-i Münevvere'yi şereflendirdiler ve Medine Münevvere oldu onun sayesinde, onun teşrifiyle. Eskiden öyle değildi, Yesrib'de adı. Fakat Resulullah oraya geldikten sonra medenileşti. Medenileşmekle kalmadı, tenvir oldu. Neden? Resulullah Efendimiz'le medenileşti. Medeniyet olur fakat bazen nuru olmaz. Nursuz, pirsiz olur. Ne yaşlılara itimat edilir, yaşlılar ne ihtiyar muamelesi görür, ne de ilim sahipleri, kemal sahipleri bir itibar görür. Onun adı medeniyet değildir. Belki ekonomik olarak yükselmektir. Daha fazla parayla bir şeyleri satın almaktır. Fakat huzur yoktur. Aynı günümüzdeki gibi. Fakat Medine öyle değil. Medinetul Munavvara eski adıyla. Hususi olarak münevvara denmiş. Tenvir olmuş, nurlanmış. Hem de nurlar saçan bir Medine. Peygamber Efendimiz'in şereflendirmesiyle. Ve dedik ki yine 12 Rebiülevvel aynı zamanda iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in ahireti şereflendirmesidir. Bu hicri takvim. Fakat hicri takvimin tekabül ettiği malum günler her zaman aynı miladi takvime gelmez. 20 Nisan 12 Rebiülevvel'e tekabül ediyordu doğumuna, veladetine, irtihaline. Fakat şimdi sadece miladi takvim, şemsi güneş hesabına göre yapılan takvim hesabı yaparsak, dün akşam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ahireti şereflendirmesi, dünyaya veda ettiği akşam idi. Bunu da fakir öğrendim hemen. Daha doğrusu takvimlerden de, büyüklerimizden de işittik. Hemen kıymetli dinleyicilerimizle paylaşmak istedik. Bu minval üzere, hani bize her şeyi onu hatırlatıyor gibi olsun da, işte yok miladi takvimdi, yok şemsiydi, Mekke'nin fethiydi, Hudeybiye musallahasının seneyi devriyesiydi derken, bir şekilde bağımızı tarihi olarak bile sıcak tutmak lazım. Yani takvimimizi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayat saadetiyle bir şekilde ilişkilendirmek lazım ki muhabbet daimi kalsın diyerek, herhalde bu arada kıymetli kardeşlerimiz de programın başladığını artık haber aldılar. Hatta biz konuştuğumuz değil, için değil fakat mevzu çok güzel olduğu için belki birbirlerini de aradılar. Bakın şu program başladı, dinleyin falan şekliyle. Öyle ümit ediyoruz. Biz tekrar programımıza, mevzumuza devam edelim. Hatırlarsanız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin peygamberliğini ilan etmeden evvelki umumi görünümü, Arabistan efendim yarımadasındaki durumu işledik. Ondan sonra edebiyatın nasıl geliştiğini, onların kendilerine göre bir medeniyet olduğunu, medeniyetin işareti olan edebiyatın ne safhada olduğunu işledik. Kur'an-ı Kerim mucizesini beyan etmiştik. Zaten beyan olunan mucizeleri daha doğrusu aktarmıştık ve ondan sonra da Kus bin Saide'nin, İki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin peygamberliğini ilan etmeden evvel Ukas Panayırı'nda, yaklaşık iki cihan serveri Fahri Alem ilan etmeden 3 sene evvel falan civarında, Ukas Panayırı'nda büyük bir şiir okuyarak, uzunca bir şiir okuyarak Peygamber Efendimizin geleceğini müjdelemiş idi. Ve oradan da dedik ki, bu alametler de gösteriyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 40 yaşında peygamber olmamıştır. 40'ında peygamberliğini ilan etmiştir. İşte bu ilana gelinceye dek hemen evvelinde veyahut bazı hadiseler de zuhur etmiş. Artık
iyice yaklaştı tabii böyle. Mevzu demleniyor. Şuraya kadar anlattığımız şeyi girizgah diyerek kulak ardı etmemiştir. Ümit ediyoruz kıymetli dinleyiciler. Çünkü söylediğimiz sözlerin her biri bir şekilde dinleyicilerimizi alakadar etmek üzere tertip ediliyor, tanzim ediliyor ve kendine arz ediliyor. Bu arada iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin uzlet arayışından da bahsettik. Hira'ya çekiliyorlar. Kabe-i Muazzama'yı, müşahade ve hakikati Kabe'yi bilemiyoruz. Çünkü Kabe o binadan ibaret değil. Kabe yüksekliği şu kadar olan dört duvarla çevrili bir cesetten, bir binadan, zahir bir yapıdan ibaret değil. Müsaadenizle konuyu açıyor ama Ali Ulvi Kurucu Hoca bir şey anlatırdı. Allah gani gani rahmet eylesin. Hatta Mücaviri Medine-i Münevvere, yani Medine-i Münevvere'nin komşusu Mücaviri, orada yaşayan olduğu hasebiyle Allah şefaatine de nail eylesin. Amin. Çünkü Ali Ulvi Kurucu denildiğinde hemen hatıra gelen Allah ve Resulullah aşkı, Mekke-Medine aşkı ve bir zaman Allah isminin unutulduğu, unutturulmaya çalışıldığı zamanlarda neşriyatıyla, dergisiyle, kurduğu cemiyetlerle hizmet eden bir insan hatıra geliyor. Buradan da anlaşılıyor ki ehli cennet. Allah inşallah müminlerin güzel gördüğünü ben de güzel görürüm. Hadis-i şerifin fehvasınca onu ve bizleri iyilerle haşu cem eyler. O anlatıyordu Kabe-i Muazzama'yı tavaf ederken etrafındaki böyle yüksek bazı binalara baktım da yazıklar olsun diye hayıflandım ve kızdım hatta diyor. Bu arada omuzuma birisi dokundu, döndüm, kim dokundu diye baktım. Güzel yüzlü, cemalli bir zat, uzunca boylu. Unzur ile ufuk demiş. Ufka bak. Yani kaldır başını böyle semaya doğru nazar et. Onun demesiyle diyor, baktım ve o sözü işitmenin, o sözü tutmanın berekatıyla bir de ne göreyim? Kabe-i Muazzama ta göklere kadar yükselmiş diyor. Şimdi Allah Resulü'nün muhabbetiyle ömür geçiren bir Allah dostu, bir velisi bu şekilde Kabe-i Muazzama'yı işitebiliyor, görebiliyor, hissedebiliyorsa ruhi derinliğinde, ruhi kulağıyla, ruhi gözüyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Hira'ya çekildiklerinde o Cebelin Nur'da Kabe-i Muazzama'yı herhalde sadece binası olarak seyrettiğini düşünmek biraz saflık diyorum ama bu saflık olumlu manada bir saflık değil. Yani herhalde kıt düşünmekle alakalı bir durum olur. Dolayısıyla daha rahat seyretmek için Kabe-i Muazzama'nın o manevi vücudunu, ruhu Kabe'yi, hakikati Kabe'yi belki daha rahat seyredebilmek ve etrafında o seyre mani olabilecek kesret halakalarından bir müddet tecrit olmak için Hira'ya çekildiler. Bu uzlet arayışı, daha doğrusu uzlet arayışı olmaz. Yani yalnızlık aranmaz. Aradığı şey için yalnızlığa gidilir. Yani kasıt yalnızlık değildir. Uzlet kastedilmez. Kastedilen şey odur. Onun için uzlet tercih edilebilir vesile olarak. Arz edebiliyor muyum? Dolayısıyla bu uzlet halleriyle beraber cismi paki Muhammedi, yani o tertemiz, Allah'ın tertemiz eylediği, zerre kadar dahi olsa isyana müsait olmayacak şekilde halkettiği, maddi ve manevi paklık içerisinde olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bazı tecrübi, yani nübüvvete ait tecrübe edinebilecek haller yaşatılması da yine bu devreye geliyor diyor müfessirler, muallimler. Resulullah Efendimiz'in hayatını tefsir eden zatlar ve muhaddisler. Bu girizgahı daha evvelki konuşmalarımızla bir bağ kurmak ve muhabbeti buradan da tazelemek için zikretmiş olduk. Şimdi müfredatımıza geçelim. Kainatın Efendisi 38 yaşına girince gayipten bazı sesler duymaya ve bazı taraflarda bir takım ışıklar görmeye başladı. Şimdi burada hemen duracağız. Gayipten daha evvel sesler duyduğunu bir kere biz biliyoruz. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz meleklerin ameliyat etmesi hadisesi. Hali sababetindeyken devamlı sesler işittiğini zaten biliyoruz. Peki burada niye 38'inden itibaren gayipten sesler duymaya başladı diyor kıymetli müellifimiz. Bir,
eski yazdığı şeyleri belki kıymetli dinleyicilerimiz efendim veya okuyanlarımız unutur. Bir daha tekrarlayalım diye 38'inden bağlamaya başlıyor. Bu bir şeydir, çabadır, güzel, iyi bir niyettir. Peki 38 yaşını niye kaydını burada veriyor? Biz doğru bir kitaptan okuyoruz değil mi efendim? Kaynak olarak doğru bir kitaptan okuyoruz. Buradaki nezaket şudur. İki Cihan Serveri Efendimiz nebiliğini ilan etmeden evvelki birkaç sene için aşikare gayipten sesleri çokça duymaya başladığım sözünü zikretmiştir. Ve onunla beraber bulunan sahabe-i kiram hazıratı da böyle duyduklarını Resulullah'tan nakletmiştir. Dolayısıyla bu söz o hadis-i şeriflere binaen söylenmiştir. Fakat gayipten sesleri ilk ne zaman duymaya başladı? Bunu söyleyecek insan nebilerden bile olamaz. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben ve Allah öyle anlarımız vardır ki mukarrebin olan melaike-i kiram hazıratı bile bizim o söyleşimize, o halleşmemize muhatap olamaz, aşina olamaz diyen bir peygamberdir. Şu saatten sonra duymaya başladı, şöyle şöyle de olmaya başladı gibi tabirleri kullanırken ve bu tarifleri yaparken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sırlarına ait bazı sırlarını, sırrına ait bazı sırları veyahut şöyle şöyle de oldu kabilinden birazcık olsun insanlara açmak için söylediği sözlerdir. Ama bundan ibaret değildir. Çünkü küçüklüğü, çocukluğu, gençliği, küçüklüğü denmez de hali sabaveti. Den bu yana hep farklı farklı zatları gördüğünü, konuştuğunu, gayipten sesler aldığını, bazı esma-i ilahiyeyi, tesbihatı işittiğini biliyoruz. Bunlar da nakledilmiş çünkü. Buyurun. Bazen de kendilerine gayipten ya Muhammed diye nida ediliyordu. Fakat Efendimiz bu garip seslerin ve parlayıp geçen ışıkların ne demek istediklerine henüz o sırada tam manasıyla vakıf değildi diye düşünüyor bunu söyleyen kişi. Devam edin. Bununla beraber bu hadiselerin manasız ve boşu boşuna cereyan etmediklerini biliyordu ve günlerini onları düşünmekle geçiriyordu. Zaman zaman da sadece muhtereme zevcesi Hatice-i Kübra'ya bu sırları anlatır ve konuşurlardı. O anda yeryüzünde maddi hayata tek teselli kaynağı Hazreti Hatice validemiz de Resul-i Ekrem Efendimiz'i bir siyanet meleği gibi koruyor ve konuşmaları, sohbetleriyle onu teselliye çalışıyordu. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu esrar-ı ilahiyeyi, çünkü insanın mizacında bu vardır. Hazreti Hatice validemiz Hazreti Peygamber'i korumuyordu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin verdiği sırları koruyordu. Yani o sırlara, esrar-ı ilahiyeye teşneydi. Onun için uygun bir muhafazaydı. Nasıl? Allah Resulü'nün namusunu, iffetini muhafaza eden bir zat elbette ki o esrar-ı ilahiyeyi de muhafaza edebilecek kapasitededir. Olmasaydı zaten zevci paki olmaz idi. Bunu bir kere çok iyi idrak etmek lazım. Peki niye anlatıyor? Bilmediğinden mi anlatıyor? Hayır. İnsanın, güzel kardeşim, insanın ne olursa olsun insan olması tarafından çok ulvi bir tarafı da olsa, Cenab-ı Hakk'a mülaki olan bir tarafı da olsa yine bir şekilde bu dünyada zahiri alemle alakası olduğundan bunu paylaşacak bir şey ister. İnsan tek bir şey değildir. Şimdi buradan biz konuşuyoruz. Karşıdakiler dinliyor. Benim konuşanımla karşıdakinin dinleyenini birleştirdiğin zaman onun adına insan deniyor. Mefhumu insan bu. İnsan kalıptan ibaret değil ya. İnsan kelimesi ikilik ifade eder Arapçada. Tesniye derler buna Arapça ifadeyle. İkilik ifade eder. İnsan. Hani kalem var, kalemen dediğinde iki tane kalem demektir bu mesela. Bu kadar izahat vereyim. İşte aynı bunun gibi insan denilen mahluk, Allah'ın yarattığı bu mahluk belli güzellikleri yaşadığı zaman bunu paylaşmadan edemeyen bir varlıktır. Kim olursa olsun peygamberlerde dahildir. Dolayısıyla insanın mefhumunu anlamak için, insanı idrak etmek için sadece konuşan kafi değildir. Dinleyeni de katmanız icap eder. Basit bir misalini vereyim size.
çok güzel bir şey seyrediyorsunuz. Çok güzel bir manzara, çok güzel bir konuşma dinliyorsunuz. Aa, bak 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 bak, görüyor musun? Bir dakika gel dersin. Evdeysen, hanımın varsa, çok güzel bir şey gördün. Yani çok nadir insan, psikolojik bir rahatsızlığı yoksa, güzel böyle fevkalade bir hoş bir şey gördü. Her zaman da rastlanacak bir şey değil. Ya gel bir dakika bak, bir şey gösteriyor dersin. Hadi yanında kimse yok. Ertesi günü veya akşam, ya gördün mü dün akşam filancada şöyle bir şey vardı. Bak gördün mü, yıldız geçen gökyüzüne bakıyordum, şöyle bir yıldız kaydı diye anlatma ihtiyacı hissedersin. Bunun sebebi zanneder misin ki sadece senden kaynaklanan bir hususiyettir? İnsanların çoğu böyle yapmıyor. Hayır, her insanda bu vardır. O sebepten iyi bir insan iyiliği neşedici olur ondan zevk aldığında. Kötülükten zevk alan bir insan o kötülüğü vermeden rahat edemez. Uyuşturucuya müptela olmuş bir insan, yanında içmeyen birisi varsa rahatsız olur. İlla onun da içmesini ister. Kötülükten zevk alan insan için söylüyorum. Ha, bazı insan kötülük yapar, sonra pişiman olur, ona arkadaş aramaz. Fakat zevk aldığı bir şeyse, onda mütelezziz olduysa muhakkak paylaşmaya ihtiyacı hisseder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu şeylerin manasını bilmediğinden değil, fakat ifade edebileceği kısmı var, bir de edemeyeceği kısmı var. Dikkat etsin kıymetli dinleyicilerimiz, burada topluyorum çünkü. Sırları ifade edebileceği kısmı var, bir de ifade edemeyeceği bir kısmı var. Dile gelemeyecek kısmı var. Dile getirdiği zaman insan bir şeyleri anlatmakta güçlük çeker. Mesela kıymetli dinleyicilerimiz şu anda beni görmüyor. Ama siz beni görüyorsunuz değil mi? Bakın ben bu kadar şey anlatırken el kol hareketi mimikler yapıyorum, üstüm başımı çekiştiriyorum. Neden? Hissettiğim manayı, anlatmak istediğim manayı anlatabilmek için söz kafi gelmiyor. Mimikler yapmak ihtiyacını hissediyorsunuz. Bu da nedir? Sizdeki mananın dışarıya yansıyan belki yüzde biridir. Hafiflettim de söylüyorum. Binde biridir hatta. İnsan hayatında düşünebildiklerinin, niyet ettiklerinin milyonda birini yapsa başarılı insandır. Neler düşünürüz fakat ne kadarını yaparız? Resulullah Efendimiz'in de o duyduğu sesler, yaşadığı güzellikler, tecellileri anlatılabilecek kısmı var. O anlatılabilecek kısımlarına, beşeri tarafını görebilecek kısmına, bu sırları muhafaza edecek bir kişiyle konuşma ihtiyacı var. Hem cinsiyle konuşacak bunu. Melek de buna kafi değil. Karşısında bir beşer görecek. Hazreti Hatice'ye radıyallahu anhaya boşuna Kübra denilmemiş. Sadece hanımların en büyüğü değil. O esrar-ı ilahiyeye ilk muhatap olan Allah Resulü ile nedime olabilecek, sohbet arkadaşı olabilecek bir vasıfta olduğu için de Kübra'dır. Dolayısıyla Resulullah Efendimiz siyanet ediyor. Sen korkma, üzülme falan derken insan böyle bazen acaba böyle mi olacak, şöyle mi olacak der de hissettiği şeylerin tamamını söylemez. Bir yandan da karşıdakine bunu hazırlar. Hiç bunları konuşmayaydı da. Bana vahiy geldi, ikra dediler, ben peygamberin deseydi ne olacaktı? Refika-i muhteremelerine o safhayı da hazırlayan yine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Tedrici olarak kendisini seyredebilecek bir ayine ihsan etmiştir. Hazreti Hatice bir eşten öte Allah Resulü'nün tam bir refikası, kamile bir hanımdır. Allah şefaate nail eylesin. Amin. Dolayısıyla Resulullah Efendimiz sırları ufak ufak, az az onun sindirebileceği kadar vererek Hazreti Hatice'ye sıyanet ediyordu. Hazreti Hatice'yi Hazreti Peygamber, Hazreti Peygamber Hazreti Hatice korumuyordu. Arz edebildim mi? Buyurun. Kainatın Efendisi'nin bu hali tam bir sene devam etti. Kainatın Efendisi 39 yaşındayken sadık rüyalar devri başladı. Gündüzün meydana gelecek hadiseler kendilerine geceden uyku ile uyanıklık arasında bir hal içinde gösteriliyor ve bildiriliyordu. Burada da bir duruşumuz var. Sadık rüyalar görmeye başladı. Hemen kişi şunu düşünmez mi? Fakir mesela okurken öyle bir kanaat. Belki de benim içim kötü. Sadık rüyalar görmeye başladı. Bundan evvelkiler sakattı demek. Öyle mi anlaşılacak? Hayır. Sadık rüyalar görmeye başladı değil. Bak yine şu minvali, yani şu ölçüyü gözden kaçırdığınızda tezata düşüyorsunuz. Biz abartmıyoruz hadiseyi. Doğru bir şekilde anlamaya çalışıyoruz. Gayretimiz o. Sadık rüyalar başladı demek ne demek? Bu öyle değil, böyle ifade edilmeyecek. Nasıl ifade edilecek? Gün içerisinde daha sonraki gün olacak hadiseler hakkında kendisi devamlı hazırlanmaya başladı. Artık
ileride olacak, çok uzakta olacak, bu alemden öte alemlerle alakalı rüyalar değil sadece, tecelliler değil. Artık günlük hayatında, hayat-ı saadetinde yaşayabileceği hadiseleri hep evvelden hazırlayıcı bazı manalar gösterilmeye başladı. Sahnelendi. Neden? Bunun sebebidir. İlk defa buradan arz ediyoruz. Kitapta da yok bu. Neden? Allah Resulü'ndeki doygunluk ve o nurun tamamı artık bu ana, bu zamana sığmamaya başladı. Allah onun içerisinde zaman hareket etmeye başladı. Taştı, yaşadığı an taşımıyor onu çünkü. İleriye matuf olarak şey yapıyor artık. Ve artık bu taşkınlık bizim için belki adi bir kelimedir. Bu kıyısı hududu belli olmayan deniz artık öyle bir hale gelecektir ki Mekke'nin fethiyle beraber. İzestenzübillah bismillahirrahmanirrahim. İzâ câe nasrullâhi vel feth. وَرَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ ف۪ي د۪ينِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا Fevç, grup grup insanların dine girdiğini göreceksin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz belki de bunun tamamını bu dünya hayatında müşahede etmeden ahirete intikal etmiştir. Fakat fevç insanlar İslam'a girmiştir. Ne demek bu? Artık bir günü iki günü taşan şeyler değil. Asırları ihata edebilecek taşkınlıklar o denizden dalgalar sıçramaya, dalgalar kuşatmaya başladı. Çünkü artık zaman Resulullah'ı taşıyacak takatta değil. Bulunduğu zaman yetmiyor. Arz edebildim mi demek istediğim hadiseyi? Gelecek olan zamana matuf şekilde nuru devamlı ileriye doğru gidiyor. Şu anda ta bize kadar uzandığı gibi. Belli bir zaman içerisinde. Çünkü o daire genişledikçe o belli bir matematik hesapla belli oranların değişmesi gibi. Kartopu diyeceğim, tarif etmez. Satranç taş karelerinin birbiriyle devamlı çarpılarak gitmesi diyeceğim, tarif etmez. Ama hep üstü. Katlana gidiyor. 10 bin oldu, katlanıyor. Daha fazla oluyor. Küsuratı oluyor. Yani bunu matematikle falan izah etmeye kalkarsak nasıl sayılar bulmamız lazım? Belki birçoğu da farazi sayılar olacak. Taşmaya başlıyor artık. O mekan o zaman Allah Resulü'nü kaldıramayacak hale geliyor. Zamanın üzerine biniyor. Tam doğru cümleyi buldum. Zamanın üzerine biniyor artık. Zaman onun üzerine işlemiyor. Arz edebildim mi? Evet, buyurun. Öyle ki geceden gördüğü rüyalar o gecenin sabahında şafak aydınlığı gibi berrak ve apaçık ortaya çıkıyordu. Peygamber Efendimiz'i vahiy almaya bir nevi hazırlama maksadına mebni olan bu durum 6 ay devam etti. Vahye hazırlamak maksadıyla yapılan bu durum. Kim kastediyor bunu? Hangi maksat? Vahye hazırlamak maksadıyla yapılan bu durum. Deniliyor değil mi şimdi? Şimdi siz bir şey söylüyorsunuz ve ben sizin için diyorum ki bunu doğru anlatmak maksadıyla yaptı bunu Mustafa diyorum. Bu ne demektir? Ben sizi çözdüm demektir. İlmin mübarek olsun. Kim hazırlıyor? Kimin maksadı bu? Maksat kime ait? Kast kime ait? Kast eden kim? Hazreti Allah. Vahyi hazırlamak maksadıyla olan bu durum. Allah Allah. Melekler bilmiyor buna vesile olan, melekler bu rüyayı gösterirken yardımcı olan Allah'ın ordusu, Allah bunu ne kasıtla yaptı bilmezken bu sözü söylemek Resulullah'ın üzerinde değil, Allah'ın kastını anladığını ifade etmektir ki biraz iddialı bir sözdür. Birazı istihza maksadıyla söyledim. Tamam mı efendim? Eyvallah. En azından şöyle denir. Bundan evvelki peygamberlere de vahiyden evvel bu hallerin oluşu vahyin tecelliyatını rahatlıkla kaldırabilmek için olduğunu düşündürüyor denebilir. Çok uzun bir cümle. Canım, bunu yazan kişi de benim gibi söylemeyecek zaten. Ama bu tarzda bir ifadeyi birkaç cümle içerisinde de olsa öyle özetleyecek. Arz edebiliyor muyum? Eyvallah. Bu maksatla yapmıştı. Kim yaptı? Allah. Çok güzel yani. Aranız iyi demek ki. Resulullah'tan böyle bir söz varit oldu mu? Beni vahiye hazırlamak kastıyla böyle yaptı Allah sözü. Kendilerinden zuhur etti mi? Etmedi. Bu terbiyeyi siz nereden duydunuz? Büyüklerimizden duyduk. Büyüklerimiz bize derlerdi ki
Bir mürşidin terbiye sistemi o kadar girift, o kadar kişiye özel ve o kadar ilmiyle dünle alakalıdır ki, mürşit beni şöyle yapmam kastıyla böyle yaptı deme sözünü mürşit için bile kullanamaz bir derviş tasavvuf terbiyesinde. Nerede kaldı Allah için bunu söyleyecek? Şu maksatta bunu bana yaptı ki şu terbiyeyi vermek için. Sözünü mürşidi için kullanamaz der tasavvuf terbiyesi. Bilemez çünkü der. Ona kapalıdır, sırlıdır. Arz edebildim mi? Eyvallah. İlk bölümde Sadık Rüyalar bahsine bir şerh getirip orada virgüllemiştik abi. Evet. Şimdi merak ediyor tabii kıymetli dinleyicilerimiz. Hoca sakinleşti mi diye. Bizim sakin halimizdi. Arada biz farklı şeyler de konuştuk. Şimdi biz müsaadenizle Siyer-i Nebiye, Peygamber Efendimizin hayatı saadetine devam ediyoruz. Siyer-i Nebi, hayatı saadet, fahri alem, sebebi icadı alem, nuri evvel, bahsi sonra, bu tabirleri ısrarla kullanıyorum. Kitlemiz anlamaz, dinleyicimiz anlamaz, seviye bu değil falan gibi şey bahaneleri lütfen üretmeyelim. Yani fahri alem sözünü de, bi'set sözünü de, efendime söyleyeyim, Siyer-i Nebi sözünü de, hayat-ı saadet sözlerini de lütfen manasını anlamaya çalışalım diye ve artık konuşurken bu ıstılahatı, bu kelimeleri, bu tabirleri kullanalım ve aşina olalım diye ısrarla söylüyorum. Arz edebiliyor muyum? Kıymetli dinleyicilerimiz lütfen bu kelimeler üzerinde de durmaya gayret etsinler. Çünkü kelimeler, ifade şekli kültürün en çabuk, en iletken şeklidir, iletme şeklidir. Siz kelimeleri, manayı ne kadar çok yükleyebiliyorsanız sizin o kadar kültürlü olduğunuzu gösterir. Sığ kelimelerle, az kelimelerle konuşan insanlar o kültürü de hem yaşamaktan uzaklaşırlar hem de yaşatmaktan uzaklaştıklarından elimine olur giderler. Dünya mevizesinde de, sekenesinde de, yani bu alemde de silinir giderler. Dolayısıyla bu kelimelere lütfen aşinalık zuhur etsin, aşina olmaya gayret etsinler. Buyurun devam edelim efendim. Alemlerin varlık sebebi Peygamber Efendimiz, nezih bir gençlik ve ulvi bir aile hayatı ile sergilediği müstesna mükemmelliklerin ardından 40 yaşlarındayken peygamberliklerini ilan ettiler. 40 yaşına 6 ay kala ilahi kudret ona Mekke'deki Hira mağarasını kutsi bir mektep olarak açtı. İlahi tedrisatın kitap, defter ve kalemden müstani olarak cereyan ettiği bu talim ve feyz dershanesinde Peygamber Efendimiz Rabbi ile kendisi arasında ebedi bir sır mahiyetinde dersler okudu. Evet, cümle uzadı biraz ama aynı şekilde Osman Efendi Hazretleri de yanlış bir şey söylememek adına cümleleri uzatıyor. Ne demek şimdi mektep, bir mektep açıldı. Kendisi için hususi bir mektep açıldı. Niye dağda? Niye mağarada? Bizim mektep denince adı üstünde. Mektep kitaptan gelir. Ketebe. Ketebe Arapçada yazmak demektir. Mektep yazılan yer demektir. Halbuki orada kağıt kalem yok. Bu nasıl bir tedrisat? Kalemsiz kağıtsız bir tedrisat. Allah'ın kudret kalemiyle sadr-ı Muhammediye işlenen ayetler var çünkü. Onu kitap, kalem, kağıt bunlar bunun takatını getirebilir mi? Böyle olmak zorunda. Çünkü bu ilm-i ledünne ait bir ilim. Uzdet hali var. Bu uzdet, bakın, halvet ve uzdet tasavvufta bidayetteki, yani ilk andaki dervişe verilen bir hal değildir. Tatbikat değildir. Tasavvuf terbiyesinde, tarikat terbiyesinde henüz daha yeni bazı şeylere gözü açılıyor. Bu adamı kalkıp da halvete sokmazlar. Var böyle zatlar tarihte, filanca zat gelmiş bir zatın yanına hemen halvete sokmuş onu. Burasını söylüyorsun ama o soktuğu zata bak, bir ömür ilimle uğraşmış. Yani tarikatın, tasavvufun getirdiği güzellikleri kitap olarak meşk etmiş, belli bir kemale ermiş. Mürşit onu bakıyor ki o yeni başlamış sayılmaz. O dışarılarda bir şekilde açık öğretimde şurada burada bir şeyler yapmış. O onun tadını alsın da kitapsız, kalemsiz, yazmaksız, konuşmasız, sözsüz, safsız, cihetsiz,
Nazarsız da ilim olur. Kendinde o cevher vardır. Rı öğretmek için kemale eren bir insana, peki bunu ben nasıl şey yapacağım biliyorum ama bunu ben görmek istiyorum safhasına gelen kişi, kamil menziline birkaç adım kalmıştır ki halvete alınır. Halvette eline kitap verilmez. Kur'an dahi verilmez. Eline tesbih verilmez. Ve yiyeceği öğünün bilmem nenin kalori hesabı kendisine bildirilmez. Yemek çeşidi bildirilmez. Keyfe keder istediği saatte yatıp uzanmasına mani olacak bir hal verilir. Ne verilir? Zahiri alayişten, yani frekansınızı değiştirmeyin, açacağım. Yani zahiri görüntü, gözle görülebilecek olan materyallerden uzaklaştırılır. Loş bir ışık, belki de ışıksız bir halde. O hal üzere belli bir tavır, belli bir duruş üzerine saatlerce Allah'ı zikir kendisine emredilir ve tembih edilir. Bu şekliyle başlar ve öyle bir hal alırmış ki onda daha evvel biriken ilimler, esma-i ilahi, isimler, tecelliler artık kabını bulmaya, hani toplanmış yüzlerce binlerce çiçekten, çiçeklerin özü, tadı, balı artık kovana yerleştirme faslıdır. Halvet ve uzlet bu zamanda verilir. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin peygamberliğini ilana başlaması için ilk mektep değildir Hira. Son mekteptir. Son mekteptir. Kemal derecesidir o. Ondan sonra zaten halk içinde hakla olacak. Halkı irşad edecek. Kendi deruni alemlerinde ve münevver alemlerinde hep Habibiyle, hep Mahbub-u Hakikisiyle, Hazreti Allah'la devamlı halvette olacak bir hal kendisine verilmiş olduğundan insanlarla sohbetine mani olmayacaktır. Hira ilk mektep değildir, tekrar söylüyorum. Altı çizilecek ve bu akşam bizi dinleyenler elinde kağıt kalemle dinliyorlarsa bu sözü nakletsinler, yaysınlar. Hira, Cebel-i Nur ilk mektep değildir, mezuniyettir. Kemal derecesinde olan Hazreti Fahri Alemin ekmel-i mahlukat olduğunu ilan etme zamanıdır çünkü. Bu etrafta gördüğü hadiselerin tefekkürünün, tezekkürünün, teşekkürünün, tahmidin, tesbihin en son, en mükemmel şekliyle olması için hususi bir mahalle ayrılmasıdır. Arz edebildim mi? Eyvallah. Bundan sonra artık o beşerin, o güzeller güzeli beşerin, ona Allah beşer demeseydi biz beşer bile diyemezdik. O beşerin artık beşer olarak yapabileceği şeylerin bitiş anıdır o. Zahiren kesbi olarak kendi iradesiyle insanın bir ilerlemesi vardır. Kendi gayretiyle yapabileceği şeyler vardır. Şu kadar bahis vardır. Hepsine çalışır ve en sonunda bütün bahisleri öğrenir. Artık o sorular üzerinde pratik yapar. Sadece zamanla uğraşır. Mesela üniversite imtihanı var pazar günü. Allah niyeti halis olan, gerçekten bu vatana, millete hizmet etmek isteyen, Allah'a ve Resulüne muhabbetle bağlı olan ve ümmeti Muhammed olduğunu fark eden, helalinden rızık için, helalinden okumak için gayret eden bütün kardeşlerimizi muvaffak eylesin inşallah. Artık zamana karşı yarışma falan diyorduk ya, bilir, bilmediği yok artık. Sadece onun cisminde tamamıyla pratiği var. Bu safhalardır. Ve Hira, Cebel-i Nur, şimdi bir parantez açacağım müsaadenizle. Çünkü soru vaki oldu. Sen demin maksadı vesaireyi anlatmadın ama şimdi bu kastı nereden biliyorsun diye bir sual tercih edilebilir. Yani bu kadar detaylı nasıl anlatıyorsun? Bunun böyle kast olunduğunu, böyle yapıldığını nereden biliyorsun denebilir. Resulullah bu halini anlatmış başkalarına. İntikal ede ede gelmiş. Bunlar meçhul şeyler değil. O bildirmeseydi bizim tarafımızdan da malum olmayacaktı zaten. Parantezi sırlıyorum. Hira'da artık beşer olan Fahri Alemin beşeriyete ait, insaniyete ait mesaiinin, çalışmasının, kesbi gayretinin, elde kendi eliyle kazandığı gayretlerin nihayetidir. Ondan sonra tamamıyla Allah'a aittir çünkü. Bir beşer olarak ne kadar ibadet etmesi lazım, ne kadar tefekkür etmesi lazım, ne kadar Allah'ı zikretmesi lazım. Bunun bir beşerin kendisine verilen beşerlik, beşeriyet takatınca bittiği noktadır artık.
Bundan sonrası tamamen Allah'a ait olan kısımdır ki Hira'dan sonra ilan edecektir peygamberliğini. Nübüvvet de çünkü insanın kendi iradesiyle seçtiği, kendi iradesiyle kazandığı bir makam değildir. O makamı ilan etme hakkı beşer olarak yapabileceği bütün her şeyi kat edip yapabildiğim bu kadar diyebilecek noktaya gelmeden de Allah tamam ilan et müsaadesini hiçbir nebisine vermemiştir. Bu hazırlığın ilk 6 aylık safhası akıl çerçevemize sığabilen yönüyle rüyayı sadıkalar suretinde gerçekleşmiştir. Evet, bu daha güzel bir ifade. Evet. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rüyasında ne görüyorsa o aynen tahakkuk ediyordu. Evet, bak ne güzel ifade ettiler hoca efendi. Dediler ki akla ait kısmı, cisme ait kısmını, yani zahiri yük kısmını Cenab-ı Hak onu hazırlamak üzere dediler ki akla ait olan kısmını biz rüyayı sadıkalar olarak biliyoruz. Ama ruhu Muhammedi nasıl? Hangi kasıtla yetiştirmiş? Onlar bizim anlayabileceğimiz, idrak edebileceğimiz şeyler değil. Çünkü aklın, zekanın hafsalası bunu almaz. Zaten almadığı için de ona mucize denir. Evet, devam edelim hızlı hızlı. Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle buyurur. Nebi-i Ekrem Efendimiz'e gelen vahiy, uykuda rüyayı saliha, sadık rüyalar şeklinde başlamıştır. Gördüğü her rüya sabah aydınlığı gibi açık seçik gerçekleşirdi. Şimdi burada çok önemli bir bahis var. Onu da anlatalım. Galiba bu bahiste de yani çok fazla konuşamayacağız çünkü süre daralıyor. 6 aylık mesele var şimdi burada. Efendim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Kur'an-ı Kerim'in ayetleri biliyorsunuz 23 senede ikmal olundu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadisi şeriflerinde saadetle buyuruyorlar ki zehebetun nubuve ve bakiyetil mübeşşerat. Benim gitmemle beraber, ahirete intikalimle beraber nübüvvet gidecektir. Zehebetin nubuve ve bakiyetil mübeşşerat. Fakat mübeşşerat kalacaktır. Tebşirat, müjdeleme. Sahabi diyor ki ve men mübeşşerat ya Resulallah. Mübeşşerat nedir ya Resulallah? Müjdeler. Müjdelenmesi. Rüyayı salihadır buyur. Sadık rüyalardı, salih rüyalardı. Mübeşşerat kelimesinden ne anlıyoruz? Demek ki vahyin müjdecisi olan rüyalar işte bu 6 aylık safhada gelmiştir. Şimdi sıkı durun, bir şey daha söyleyeceğim. İki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz saadette buyurdular ki nübüvvet 46 cüzdür. 46 kısımdır. Bunlardan bir tanesi de rüyayı salihadır. Bir başka hadis-i şerifte nübüvvet 46 kısımdır. Benim gitmemle beraber nübüvvet de bitecek. İlla bu 46'da biri olan salih rüya kalacak diyerek vahyin, yani nebi denildiğinde vahye efendim mazhar olan kişi ilk önce akla gelir. Peygamber, yani peygamber. Rahı hakikinin rehberi, rahber. Nedir bunlar? Allah'ın elçileridir. Dolayısıyla Allah'tan aldığı haberle elçilik yaparlar. Elçi, sultandan aldığı haberi iletir. Şimdi benim gitmemle beraber nübüvvet tamam olacak, bitecek. Çünkü Hatem-i Nebi'nin, nebilerin sonuncusu. Fakat salih rüya kalacak buyuruyorlar. 46'da biri salih rüyadır. Şimdi çok enteresan bir şey var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin peygamberliğini ilanı ve Kur'an-ı Kerim'in inişi, indirilmesi zamanını hesap ettiğinizde 23 sene çıkıyor. 23 senenin 46'da biri 6 ay yapar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu 23 sene içerisindeki 6 aylık bölümü rüyadaki ayetlerin talimiyle olmuş. Bakın 46'da biri de olmuş oldu. Eyvallah. Herhalde bunlar denk gelen hesaplar değil, tesadüf değil. Evet. Nübüvvet çok büyük ve ağır bir vazife olduğundan Peygamber Efendimizin bu mühim vazifeyle ülfet etmesi ve ona hazırlanması için Cebrail aleyhisselam kendisine evvela rüyada gelmeye başlamıştır. Alkame bin Kays'tan rivayet olduğuna göre peygamberlere gönderilen... Yani bu alemde cismi Muhammediye'ye rüyada göstererek, alıştırarak kendisini farklı farklı şekilde göstermiştir Cebrail aleyhisselam. Ama ondan evvel görmedi mi? Gördü. Ruhlar aleminde de gördü, ruhlardan evvel de gördü, gördü de gördü. Çünkü Sure-i Yusuf'ta beyan edildiği gibi gul, estağfirullah,
قُلْ هَذِهِ سَب۪يلِ اَدْعُ اللّٰهَ عَلَى بَص۪يرَ De ki ey Habibim, هَذِهِ سَب۪يلِ Bu işte benim yolumdur. اَدْعُوا اِلَى اللّٰهِ عَلَى بَص۪يرَ Ve ben sizi Allah'a çağırırım. Ama nasıl çağırırım? عَلَى بَص۪يرَ Gördüğüm şey üzere sizi çağırırım. Dikkat et. Aldığım demiyor. Gördüğüm şey üzere çağırırım. O yüzden mürşitler bildirmez. Buldurur. Mürşitler varisi peygamberi oldukları için. Nübüvvette de buldurmak esastır. Sadece bildirmek değil. Alıp böyle bir postacı gibi verip de hadi okuyun beni hiç bulaştırmayın kardeşim deyip çeken giden birisi değildir nebiler. Gördüğü şey üzere çağırır. Onun gördüğü şeye seni davet eder. Sen ona inanarak iman edersin. Yani yu'minuna bil gaybidir seninki. Sen gayba iman edersin. Ama o gayba iman etmez. O gördüğü şeyi seni davet eder. Sen o çağırdığına tamam sen doğru söylüyorsundur. Senin dediğine iman ettim dersin. Ve sen iman adımlarını o şekilde iman, İslam ve ihsan olarak sende zuhur eder. Eğer kabiliyetin, ihlasın buna el veriyorsa. Fakat peygamberler gayba iman üzere insanları çağırmazlar. Gördükleri şey üzerine çağırırlar. O yüzden nübüvvet ağırdır. Onu görme hali ağırdır. Güzelliği görebilmek için bile insanda bir takat lazımdır. Aşırı sevinçten de insan ölebilir. Tecelliyat hele hele bu cismin taşıyamayacağı derecede bizzat zatı ecelli alayı Hazreti Allah'ın tecelliyatı bir insanda zuhur etmesi. Bakın size şimdi bir şey anlatayım. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın Tur Dağı'ndaki tecelli karşısında düşüp bayılması hadisesi var. Buna türlü türlü şerhler yapılmış, tefsirler yapılmış. Fakat neticede Cenab-ı Hakk'ın o tecellisi, şimdi biz oraya girmeyelim, o ayrı bir bahistir. Hususi bir programdır o. 3-4 program beraberce yapılmalı. Musa nedir? Oradaki ağaç meselesi nedir? Tur neye derler? Niye Tur denmiştir? Lenterani meselesi. Bunlar tasavvuf tarihinde de, tefsir tarihinde de çok konuşulmuş şeylerdir. Yani bunu anlatmak için en az 20-30 tane bahis açmak lazım. 5-6 tane program en azından malumatı sadece arz etmek için vakit lazım. Girmeyelim oraya. Oradan bir bahisi buraya ışık tutsun diye nurdaki tecellinin nurundan istifade edelim. Hoş o nur da Resulullah'ın nurundan uzak değildi ya. O nura mazhar olduktan sonra Hazreti Musa Aleyhisselam düştü bayıldı ve ayıldıktan sonra dedi ki ya Rabbi ne muazzam tecelli var. Sen ne güzelsin. Sen ne güzelmişsin ya Rabbi. Hazreti Musa'ya Allah Teala hitap etmiş. Sen beni gördüğünü mü zannediyorsun? Nurunu gördüm ya Rabbi. Nurumu tamamıyla gördüğünü mü zannediyorsun? Nasıl oldu ya Rabbi? Seninle benim aramda daha 70 bin hicap vardı diyor. Sen 70 bin hicap arkasından nurumdan bir parçayı müşahede ettin. Nasıl korkulmaz? Bu korku ödü patlama değil. Takat getirememek. İşte o takat-ı Muhammediye'yi teyit etmek için her türlü tecelliyata mazhar olabilecek korkusuzca efendim bunlara mazhar olabilmesi, muhatap olabilmesi ve o muhatap oluşuyla beraber insanlara cemaliyle yansıtabilmesi için bu safhadan geçiyorlar. Bunu şuna da benzetebiliriz. Güneş üzerine şiirlere bakın. Ay ve mehtap için yazılmış şiirlere bakın. 1000 tane şiir varsa efendim kozmik olarak düşündüğümüz hani göğe falan yazılan 1000 tane şiir varsa güneş için yazılmış şiir 3 tane ise geriye kalan 997'si mehtap, kamer, ay üzerinedir. Ay ışığı üzerinedir. Bu ne acayip şeydir. Neden? Güneşi müşahede etme imkanı azdır. Halbuki ay nurunu güneşten alır. Bütün şiirler ona yazılır. Bütün muhabbetler ona. İlan aşklar sıcak güneşin altında elde tutuştuk da ben seni seviyorum diyen bir tane şarkı yoktur mesela. Hani biraz basitleştireceğim mevzuyu ama kıymetli dinleyicilerin uykusunun geldiğini de hesap ediyorum. Biraz böyle dünyalık bir şey karıştırınca insanın gözü açılır. Manevi bir şey anlattığınız zaman ne hikmetse ruha bak bu bile ağır gelir. Hemen uyku basar böyle. Gözler yarım potansiyelle çalışır. Şehvete ait vesaireye ait mevzu açıldığında gözler açılıverir. O yüzden arada bir
Güzel kokunun arasına çirkin koku katıyorlar parfümeride uğraşanlar. O güzel kokunun devamı için lazımmış gibi. Biz de öyle bir şey yaptık, kabul etsinler. Hafifleştirmek değil maksadımız ama uyku açmak. Güneş üzerine yazılmış yok. Öğle sıcağının alnındaydık da ben onu gördüm falan. Yoktur böyle bir şey, şiir de yoktur. İki romanda da geçmez böyle bir şey. Ama nedir? Ay ışığı altında, ayın altında şiirler yapılır. Hiç şiir söylemeyen adam bile şiirler yazmaya kalkar. Sesi gayet kötü benim gibi bir herif bile çıkar. Ay mehtabı gördün de bir yerde dedi, mırıldanmaya başlar. Ne der? Cemalli bir tecelli var orada. Bakabiliyor, rahatlıkla seyredebiliyor. Halbuki o ışık güneşten. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu safhalardan geçmesi bile, dikkat edin, yine önemli bir cümle. Bu safhalardan geçmesi bile bizzat kendisi için değildir. Ümmetine rahmet olması içindir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bunları tamamıyla mazhar olabilecek ve muhatap olabilecek bu tecellilere sahip bir şekilde, en mükemmel şekilde donatılması, ümmeti ondan en iyi şekilde istifade etsin. Bir dolunay gibi, talal bedru aleyna diyor ya, bir dolunaya bakarken yorulmadan saatlerce bakıp onu müşahede edebilmen zevki sana verilsin diye Allah Resulü bu kadar çile, bu kadar uzdet, bu kadar tecelliye mazhar oldu. O kendi aldığı ışığı, kendisindeki tecelliyatı, kendi mübarek cismi pakinde bir şekilde kemale erdirmeden, onda o mükemmeliyet olmadan sana bana yansısaydı, biz onun müşahede ne kelime, onun zaten tecellisinden yanardık. Ama Allah rahmetellil alemini rahmet olarak gönderdiğinden ve yakmamak için, yanmamaları için onu gönderdiğinden dolayı Allah Resulü o bakımdan da çile çekmiş. Ve çile de zaten insanı pişiren, olgunlaştıran hallere deniyor. Yaşamıştır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin tecellileri, Cebrail aleyhisselamı manada görmesi vesairesi. Çünkü bir şey olur, o tecelliye mazhar olur. Tam o tecelliye muhatap olup hiç korkmadan, alışık, yakin bir vaziyette. Onunla artık ünsiyet peyda etmiş. Melekle konuşmaya meleke kesbetmiş bir haldeyken rahatlıkla dinler ve karşıdakini aktarır. İlk programlarımızı dinleyen ve ilk defa dinleyen kardeşlerimizi düşünün. Basit bir konuşma yapıyoruz biz burada. Üsluba alışık olunmadığından ilk programları da bizi dinleyen kişiler o bir saatlik program içerisinden 5 tane kelimeyi naklederken bizi devamlı dinliyorlarsa, üslubumuza alıştılarsa artık 15 dakika, yarım saat konuşmaları aktarabilecek hale gelirler, değil mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin alıştırılması tabiri de buna binaendir. Peygamber olacaksın, yürü aslında böyle falan değil yani. Hayır. O peygamberliğin getirdiği hali artık ünsiyet peyda etsin, melekle konuşmaya meleke kesbetsin diye. Kendisine bu hal verildi. O sayede ümmeti ondan tam bir istifade edilmesi murad edildi diyorlar. Çünkü o hiçbir peygambere verilmeyen bir rahmet menbaıydı. Zira o rahmetellil alemiydi. Diyelim ve bu konuşmayı bağlayalım. Galiba birkaç dakikamız var. Eyvallah. Alkame bin Kays'tan rivayet olunduğuna göre peygambere gönderilen haberler, emir ve nehiler kalpleri sükunet buluncaya kadar evvela rüyada verilir, daha sonra da vahiy olarak indirilirdi. Bu sebeple peygamberlerin vahiy alma yollarından biri de rüyadır. Buna İbrahim aleyhisselamın ayeti kerimede bildirilen "Yavrucuğum, rüyada seni boğazladığımı görüyorum. Bir düşün, ne dersin?" Yani "Ya buneyye inni era fil menami inni ezbahuke fanzur mâzâ tera." Ya bune, ey oğulcum, muhakkak ki ben manada gösterildi. İnni ezbahuke, seni keser bir halde manada sen bana gösterildin. Fenzur, şimdi bak, mezatara, ben şimdi ne yapayım ya, bu görüşe göre ne yapayım diyor. Hazreti İsmail de diyor ki tabii görürsün böyle rüyalar diyor uykunda. Neden? Sen halilsin diyor. Halil demek dost demek. Dost dosta karşı uyursa böyle acayip rüyalar görür diyor.
İsmail Aleyhisselam. Böyle denmez tabii burada da. Şimdi sen, burada bir işaret koyalım. Alkame bin Kays'tan rivayet olunduğuna göre peygamberlere gönderen haberler emirler böyle olurdu. Evet. Diye söyle. Ben birkaç tane hadiseyi rüyayla bağlayıp mevzuyu bitireyim. Orayı okuma. Eyvallah. Alkame bin Kays'tan rivayet olunduğuna göre peygamberlere gönderilen haberler, emir ve nehiler, kalpleri sükunet buluncaya kadar evvela rüyada verilir, daha sonra da vahiy olarak indirilirdi. Evet, İbn Kesir'de El-Bidaye kısmında böyle bir rivayet var. Şöyle toparlarsak mevzuyu, böyle ondan sonra inşallah Allah ömür verirse ilk vahyin zuhuru hakkındaki mevzuya geleceğiz. Evet, adet-i sübhaniye böyledir. Rüyalarda bazı haberler, efendim vahyin tecellileri, ilk vahiy zahir olmadan evvel rüya şeklinde zuhur eder. Bunun örnekleriyle dolu Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'de çok hadiseler var. Hazreti Adem aleyhisselam, Hazreti Nuh aleyhisselam, Hazreti İbrahim aleyhisselam, Hazreti Yusuf'un, Yakup aleyhisselamın rüyaları hususunda çok bahisler var. Mesela Hazreti İbrahim aleyhisselamın oğlunu kurban etme meselesi rüyada zuhur etmiştir. Hatta bunu rüyada gördüğünü oğluna açması, onunla istişare etmesi. Bak yine aynı şekilde Hazreti Hatice validemizle nasıl iki cihan serveri Efendimiz görüşüyor? Bunu söylemesi olmaz mı İsmail'e? Onun kıvamını, onun kemal derecesini hem anlıyor o mürebbi hakikiden aldığı terbiyeyle, gerçek mürebbi olan, peygamber olan İbrahim aleyhisselam, hem oğluyla istişare ediyor hem de o sırrını paylaşma ihtiyacı hissediyor. Hepsine bir delildir. Aynı zamanda bu hal rüyada kendisine gösteriliyor. Yine Hazreti Yusuf aleyhisselam mükemmel bir dereceye ulaştırılacağını, henüz daha hali sebabetindeyken peygamber olacağının müjdesiyle beraber ayı, güneşi ve 11 tane yıldızı kendine secde eder vaziyette görmesi, Yakup aleyhisselamın da bunu, aman bunu kardeşlerine anlatma, bir kıskançlık falan zuhur eder de şeytan doğrudan yol bulur, sana düşmanlık eder şeklinde ve ayetten de hatırladığımız kadarıyla peygamberlere peygamberlik makamı, vahyin geleceği, vahyin müjdesi bile hatta bazen rüya ile bildiriliyor. Olacak olan bazı hadiseler ve inecek, indirilecek olan bazı ayetlerin tecellisinden, zahir oluşundan evvel yine rüya gösteriliyor. Kur'an-ı Kerim'de bunun misalleri çokça bulunmakta. Eyvallah. Tabii neticede iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadis-i şerifinde hatırlatarak bu mevzuyu bitirmiş olalım. Zikrettiğimiz, daha evvel konuştuğumuz mevzuyu burada da almışlar. Onu söyleyelim ve programımıza bu akşamlık nihayet verelim. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem daha sonraları sadık rüya hakkında nübüvvetin 46'da biridir buyurmuşlardır. Evet, yine bu Buhari ve Müslim'de, yani en sahih iki tane hadis kitabı olan, sahih kitapların en sahih ilk ikisi olan ve bu yüzden de kendilerine sahihayn, iki sahih manasına gelen sözle lakaplandırılan Buhari ve Müslim'de bu hadis-i şerif geçmektedir. Cenab-ı Hak bizleri sadık rüyalarda salihlerle buluştursun. Sadık rüyalarda, salih rüyalarda, güzel rüyalarda Hazreti Peygamber'le görüştürsün. Alemi menamda gül cemalini, alemi dünyada Medine-i Münevvere'yi, Ravza-i Paki, Tırnak-ı Muhammedi'yi ziyareti, alemi ahirette ve yine alemi dünyada şefaatini, himmetini, muhabbetini, rahmetini üzerimizde daim eylesin. O Şefi'ül Ümmeh, Nebiyyur Rahmeh olan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den Cenab-ı Hak en güzel şekilde istidadımız, kabiliyetimiz nispetince değil, o Resulullah Efendimiz'in muhabbetince ve merhameti ölçüsünce bizlere güzelliğini ihsan eylesin. Ve şu andaki yaptığımız konuşmaları ve dinleyenleri Resulullah Efendimiz'in ruhuna aşinayı ruh eylesin. Amin.
Ve sallâ alâ eşrefi ve es'adi nuri cemî'il enbiyâ ve'l mürselîn. Ve âlihim velhamdülillâhi rabbil âlemîn.